Evet yepyeni bir hazır sistem videosuna daha hoş geldiniz. Buradan 20 bin liraya kadar olan hazır sistemleri derledim. Bunlardan en iyilerini seçeceğiz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde bu sistemleri ucuzdan pahalıya doğru bir sıralama halinde derledim. İlk olarak GT 1030'lu sistemlere bakalım. GT 1030'lu sistemlerde 2 adet aynı sistem var. 5000 lira olan zaten ucuz olan 5750 lira olanı silmiş oluyoruz. Ryzen 3200 10100F'e göre daha düşük performans veren bir işlemci ama GT1030'da da problemi olmayan bir işlemci arkadaşlar. 10100F ile birlikte gt 1030'da tercih ederseniz rekabetçilerde Ryzen 3200'e göre daha fazla FPS alacaksınız. Artı 30 FPS'iniz zaten olacak. GT1030'un yüksek grafikli oyunlarda verdiği performans zaten belli. Rekabetçi oyunları bol bol oynayan biriyseniz 10.100F'li versiyonu alabilirsiniz. 6.850 liraya. Bu ikisini bırakıyorum sizin tercihinize. RX 560'a geldiğimiz zaman 7.400 liraya RX 560'lı ve 10.105F'li bir sistemimiz var. 1050 Ti tabii ki de RX 560'tan daha üstün bir ekran kartı arkadaşlar. 500 lira fazla verip 1050 Ti versiyona geçebilirsiniz. 10100F'i de alabilirsiniz. 10105 ften 10100F'e düşürmüş işlemciyi ama ekran kartını 1050 Ti'ye yükseltmiş. 10100F ile 1050 Ti zaten güzel çalışabilen bir kombin. Bu yüzden dolayı da 10105 fli olanı eleyebiliriz. Şimdi aynı şekilde 10105 fli ve GTX 1651 sistemimiz var. 8000 liraya satılıyor. Hem işlemcisi 10100F'e göre yüksek. Hem ekran kartı 1050 göre yüksek olacağından dolayı 100 lirada arada fark olacağından dolayı karlı olan 1650 sistemi almaktır diyoruz ve bunu da Çıkartmış oluyoruz buradan Tekrar 1050 TL bir sistem 8100 liraya gelmiş 1650 varken alınmaz 12100F GTX 1650 8750 lira demiş Yani 750 lira verip 12 nesil bir i3 işlemciye geçebilirsiniz bu kaldı ki 10 nesil bir i3 işlemci 8750 liraya da bu işlemciye geçebilirsiniz bence 750 lira fazla verip bunu alın derim Hatta bunu da eleyebiliriz aslında ama bu da kalsın yine de. 6500 XTL sistemlere gelecek olursak 8900 liraya 10100 EF'li ve 9400 liraya 10105 EF'li var. Aradaki fiyat farkına değer arkadaşlar. 9400 liralık olan hem 16 GB hem 500 GB olacağı için aradaki 500 liralık fiyat farkına hem işlemcinizi yükseltmiş oluyorsunuz hem RAM'inizi hem SSD'nizi yükseltmiş oluyorsunuz. O yüzden bunu da elemiş olduk. 1650 sistemlerde 10.105 efli ve 1650 9.400 lira demiş. Burada zaten 8.000 liraya var arkadaşlar. Onun, onun yüzünden elemiş olduk. 10.100 şefli 1650 9.500 lira demiş. 10.105 efli ve 1650 8.000 lira zaten. Ryzen 5 4500. Evet yeni işlemciler kullanmaya başlanmış. Ryzen 5 4500 ve GTX 1650 bir sistem 9.500 lira arkadaşlar. Yeni işlemci olduğu için bunu elemeyeceğim. 6500 XT'li bir sistemimiz var yine 10100 F'li 8 GB 240 GB 9750 lira demiş. Üstte zaten 9400 liraya çok daha iyisi var. 11400 F'li ve GTX 1650 bir sistem 9900 lira demiş. İşlemcisi güçlü olduğundan dolayı ve 9900 lira verilebilir bir fiyat olacağından dolayı bunu burada bırakıyorum arkadaşlar. İşlemcisi güçlü olduğu için fiyatı pahalı tutulmuş. 6500 XT'li ve Ryzen 5 4500'lü bir sistemimiz var. 10.000 liraya satılıyor. Şimdi üstteki 9400 liraya satılıyor. İşlemci farkına 600 lira verilir mi? Ryzen 5 4500 6 core 12 thread olacağından dolayı. 10105 f zaten 4 core 8 thread. 11105F'in 10, GHz'i birazcık yüksek. 100 MHz'lik bir fark var zaten. Ama e, Ryzen 5 4500 almanız daha uygun. 6 çekirdek bir işlemci olduğu için ve GHz'leri hemen hemen birbirlerine yakın işlemciler. Yani 600 lira fazla verip bunu da almanız mümkün. İşlemcinizi biraz daha... Çekirdek olarak yükseltmiş oluyorsunuz. 10.100 ile 1650 olmaz 10.000 liraya. Yine bu da olmaz. 1660 süperli bir sistem. 10.100 EF'li ve 1660 süperli bir sistem rakibi yok o yüzden kalacak. 12.100 EF'li RTX 3050 bir sistem 12.500 lira. 10.105 EF'li ve 3050 bir sistem 12.800 lira olmaz. Üstünde zaten 12.500 liraya var. Bu da olmaz. Ryzen 5 3600 RX, RX 5600 XT, 13.400 lira 10.400 efli ve 3050 sistem 13.550 lira okey bu ikisi kalabilir 1660 süperli bir sistem 10.100 efle birlikte 14.300 lira zaten üstte 11.600 liraya var 6600 XT'li ve 11.400 efli bir sistem 6600 XT tan iyi performans veriyor 11.400 F de var yanında 15.300 liralık olan sistem elenmiş oluyor. 11.400F 3060 16.000 lira. 11.400F 2060 16.200 lira olmasına gerek yok. Yukarıdaki sistemin aynısı 16.200 lira 1000 lira fazla verilmiş ve RAM 8 GB tutulmuş. Ti modeli 19.900 lira. Ti modeline bir şey demiyorum. 11.400F 3060 17.000 lira demiş. Üste var zaten. 2060'lı versiyonu 17.000 lira demiş. Üste zaten 3060 var. İşlemcisi 12.400F olsa bile o kadar verilmez. 10450 ve 3060'lı bir işlemci. 10450 ve 3060'lı bir bilgisayar 17200 lira. Zaten üstte 16000 lira işlemcisi daha güçlü olan bir bilgisayarımız var aynı tipten. 11400F 3060 17500 lira demiş. Bu da olmaz. 12400F RTX 3050 demiş. 17500 lira. Yani sırf işlemcimin biraz daha güçlü olsun diye o kadar para vermeye gerek yok arkadaşlar. 3050 sistemde zaten 12100F var. Üstüne bir de 10400F var. Hangisini tercih ederseniz alabilirsiniz. 12100F oyunlarda daha fazla performans verecek. Ama 4 çekirdekli bir işlemci olacağından dolayı 10400F 6 çekirdekli oyunlarda 12100F'e göre biraz daha az FPS alabilirsiniz. Rekabetçilerden bahsediyorum. Yüksek grafiklerde aynı. Rekabetçilerde ve Battle Royale'lerde işlemci farkına FPS artabiliyor arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. 12400F'li 3050 sistemi eliyorum. Bu kadar pahalı olmamalı. 11600K ve 6600 XT'li bir sistemimiz var. Bu sistem benim önerebileceğim sistemlerden birisi. Her videoda böyle bir sistem çıkıyor zaten. 11600K çok güzel bir işlemci, 6600 XT'li de çok güzel gidecek olan bir işlemci. 19800 TL bu bilgisayarı alırsanız her türlü oyunu kasmadan, donmadan her şekilde oynayabiliyorsunuz. Zaten rekabetçilerde 300 çok rahat alıyorsunuz. Battle Royale'lerde çok rahat 165-180 arası hatta 200'e bile çıkabilir. Yüksek grafiklilerde de zaten oyununa göre çok ağır bir oyun oynuyorsanız akıcı 60 FPS'lerde falan takılabilirsiniz. Oynadığınız oyuna göre değişmekte zaten ama her oyunu akıcı bir şekilde rahatça oynayabileceğiniz bir sistem arkadaşlar. Üzerine bir de yayın yapabilirsiniz. Kasmadan donmadan yayın yapabileceğiniz bir sistem olarak da bunu önerebilirim. Ryzen 5 3600 ve 3060 Ti 21000 TL demiş. Üste benim Ryzen 5 3600'den daha güçlü bir işlemcim varken böyle bir sistemi 21000 lira 21000 liraya almama gerek yok. O yüzden bunlar böyle kalsın. Şu şekilde sistemlerimizi teker teker belirlemiş olalım. Şöyle bir elememiz gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Evet elememiz gereken bir şey yok arkadaşlar. Bu sistemler şu anda fiyat performans olarak anlayabilecek olan sistemler hepsi zaten farklı farklı 16 tane bir sistem var